Herkese merhaba. Bizim projemiz Graph Neural Network'leri kullanarak text classification yapmak. Projemizi 3 kişi yaptık. Kendimizi tanıtalım. Ben Güney Kan. Boston Üniversitesi'nde fizik doktorası yapıyorum. Wheeler'da Pointer'da argü mühendisi olarak çalışıyorum Türkiye'de. Berk. Ben de büyük veri mühendisi olarak çalışıyorum. TÜBİTAK'ta şu an junior olarak. Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bir sene önce. Bu şekilde. Onur bugün katılamıyor. O yüzden atlıyorum. Text classification bilindiği gibi hem çok popüler hem de hala önemli olan bir problem. Gerek akademide gerekse endüstride hala spam detection, news filtering, fraud detection gibi uygulama alanları olan bir problem. Bunu yapabilmek için de gerekli ilk adımlardan bir tanesi aslında bir teksti matematiksel olarak modellemek. Çoğu metot, da geleneksel metotlar bu teksti modellemeyi genelde elle bulunmuş metotlarla yapıyor ya da bag of words, n-gram gibi kelimelerin doküman içerisinde kaç defa geçtiğine bakarak bir matematiksel model oluşturuyor. Daha sonra oluşturduğu bu feature'ları classify etmeye çalışıyor. Deep learning modelleri ise classification yaparken aynı zamanda bu feature'ları da öğrenmeyi hedefliyor. Bunu yapan convolutional neural networks ya da LSTM'ler bunu yapabiliyor. Fakat CNN ve RNN var. Her ne kadar bu semantik anlamı koruyabilse de global seviyede yani arka arkaya bulunmayan kelimeler ve cümleler arasındaki ilişkiyi koruyamayabiliyor. Ve bu yüzden bir bilgi kaybı oluyor. Biz bunu da bu problemi çözebilmek amacıyla son zamanlarda kullanılan bir yöntem olarak graph neural network'leri kullanmayı denedik. Graph neural network'lerin kullanmamızın amacı o biraz daha hani data sequential ya da grid yapısına sahip olmasa da bir graph yapısı olsa da underlying bunun üzerinde bir filtering operasyonu yapıp bir message passing algoritması ile hem global hem de lokal seviyede, aslında daha çok global seviyede diyeyim, bu bilgiyi koruyabiliyor. Ve aynı zamanda hem feature'ları öğreniyoruz, hem Word ve document feature'ları öğreniyoruz, hem de aynı zamanda classification yapmış oluyoruz. Evet, Biz baseline olarak, efendim? buradan devam edeyim istersen. Ha, Burada evet, belki de sen pardon. devam edeceksen. Baseline olarak 2019'daki bir paper'ı kullandık. İşte Dianne Gion'un ve diğerlerinin yazdığı. Burada dokümanları ve Word'leri graf içerisinde gösteriyoruz. Yani hem Word'leri hem de dokümanları bir node olarak gösteriyoruz. Şimdi ilk başta Graph Convolutional Neural Network'ü neden kullanıyoruz? Ondan bahsedelim. Normalde Convolutional Neural Network'ü çoğumuz biliyor. Bunun amacı komşular arasındaki, işte komşu pikseller arasındaki paternleri, benzerlikleri bulma üzerine aslında. Yani daha çok işte imajlarda kullanılıyor. Onun dışında soundlarda da kullanılıyor. Ve buradaki amacı aslında locality'yi bulmak ve locality'deki benzerlikleri bulmak. Bu zamansal olarak olabilir ya da mekansal olarak olabilir. Ayrıca 3 boyutlu işte mesela MRI datasında vesaire de kullanılıyor. Çok popüler olmasa da. Burada önemli olan fixed size bir kerneli oluyor genelde bu şeylerde. İşte image'larda mesela 2 boyutlu bir kernel oluyor. Onu işte hareket ettirdiğimiz. Ama grafta böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir nodun belli sayıda şeyi olabilir, komşusu olabilir. Yani bir olabilir, beş olabilir, değişebilir. Ve şöyle bir şey, tüm nodların, aslında tüm datanın, tüm işte dokümanların birbirlerine göre konumunu biliyoruz. Global bir konumunu bilmiyoruz. Yani işte bir matrise oturtup IJ diye direkt konumunu bulamıyoruz. Sadece birbirlerine göre bir lokasyonları var. O yüzden de problem zorlaşıyor. Bir de matris olarak direkt ifade edemiyoruz ki işte
şey yapalım, hemen üstünde bir kernel gezdirelim. Şimdi bir grafı, graf teori bilenler bilir. İşte komşuluk matrisiyle, matris hale getirip bu şekilde hani ifade edebiliyoruz. Burada şöyle bir problem var. İlk başta bir sparsity problemimiz var. Çünkü işte mesela 4 notta şu sol tarafta gördüğünüz işte siyahlar aralarında ilişki olduğunda orası siyah oluyor. Olmadığında beyaz oluyor. Bu not sayısı arttığında çok büyük bir sparsity kazanıyor matris. Ayrıca burada şöyle bir problem var. Kolonları ve satırları birbirleriyle değiştirdiğimizde, yer değiştirdiğimizde graf aynı graf oluyor. İzomorfik bir graf oluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama komşuluk matrisinde yerleri değişiyor. Bu yüzden locality olarak işte şurada bir lokallik var. İşte buraya bir kernel uygulayalım diye direkt diyemiyoruz. Çünkü kolonları ve rowları birbirleriyle değiştirilmiş olabilir. Ve bunu direkt ortaya çıkaramıyoruz. Bu yüzden graph convolutional neural network'ü kullanıyoruz. Graph convolutional layer'la. Bu iki katmanlı bir model. İlk katmanda bir normalizasyon işlemi yapıyoruz. Aslında bu komşularının farklı sayıda olmasını normalize eden bir diagonal matrisle çarparak bir normalizasyon işlemi yaparak ve önceki layer'dan gelen feature'ları da kullanarak sonraki feature'ı elde ediyoruz. Burada görsel bir hali var. Aslında basit bir model diyebiliriz. Bir dropout'la işte non-linearity içinde leaky ReLU kullanarak böyle bir model elde ediyoruz. En sonunda softmax'a sokuyoruz. Burada Güney Kan devam edecek. Burası da aslında projenin ikinci kısmıydı. Henüz tamamlanmış durumda değil. Fakat yine de ne yapmaya çalıştığımızı anlatmak amacıyla biraz bahsedeceğim. İkinci kısım olarak da biz accuracy'yi geliştirebilmek için bu graph convolutional neural network'un üzerine de bir attention mekanizması yapabilir miyiz diye düşündük. Öncelikle bir graph attention network implement ettik. Bu bize ne sağlıyor? Bu bir node ve iki node arasında aslında biz ne kadar bir o aslında bir weight bulmamızı sağlıyor. Bir nodun 10 tane komşusu var. Hangi komşusuna ne kadar weight vereceğiz? Bunu öğrenmemizi sağlıyor. Aynı şekilde bu aggregation yaparak, yani weighted toplam yaparak en sonunda tekrar node'ların future'larını öğreniyoruz. Şu şekilde burada ne var? Öncelikle var olan future'ları komşularından da gelenlerle bir weighted sum yaparak yeni future'lara dönüştürüyoruz ve bu weighted sum yaptığımız attention coefficient'larını da graph attention network'te öğreniyoruz. Şimdi az önce anlattığımız graph convolutional network ve attention layer'ı biz nasıl kullanıyoruz? Biz nasıl bir graph üzerine çalışıyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. Bizim oluşturduğumuz graph bir heterojen bir graph. Dokümanlardan ve node word'lerden oluşuyor. Word'ler ve word'ler arasında edge var. Aynı zamanda doküman ve word'ler arasında edge var. Biz doküman ve doküman arasına edge koymadık. Koyduğumuzda da accuracy bir şekilde artırmadı. Çünkü zaten iki layer bir network aslında doküman doküman arasında da bir information exchange'i sağlıyor. O yüzden öyle bir şey kullanmadık. Sadece word ve dokümanlar arasında kullanıyoruz. Bu word-word arası edge'leri PMI değerlerinden oluşturduk. Word-doküman arası edge'leri de TF-IDF değerlerini kullanarak oluşturduk. İşte az önce söylediğim gibi doc-doc arası edge'leri bir edge eklemek burada accuracy pek fazla arttırmıyor. Biz tabii doc-doc arası edge'i koyarken ya şu anda kadar basit metodları denedik hep cosine similarity gibi. Metodları denedik. Aslında bir fikrimiz de şeydi, belki bu grafı önce random başlatıp future'larını kullanıp graph attention layer'dan gelen attention'ları öğrenip daha sonra bu attention değerlerinden bir edge değeri oluşturabilir miyiz? Yani mesela attention değerlerini kullanarak evet bu iki doküman arasında gerçekten bir edge var ya da yok
bir şey gibi bir şey söyleyebilir miyiz diye düşündük. Fakat henüz bu kısmı implement etmedik. Buradan da grafı görebilirsiniz aslında sadece. Hem doküman ve Word arasında bir edge var. Aynı zamanda da Word arasında edge var. Bu örnek sanırım Osium korpusundan alınmış. Tıbbi bir makaleydi galiba bu. Biraz implement ettiğimiz kısımdan bahsedeyim. Attention ile ilgili. Şu ana kadar attention network'ümüz sadece citation olan bir graf üzerinde çalıştırabildik. Yani sadece Core, PubMed ve Citeseer'daki citation dataları sağlanmış bir graf üzerinde çalıştırıp sonuçları alabildik. Henüz çünkü heterojen bir data üzerinde çalışamıyoruz. Yani neredeyse complete oluyor graf. Hem çalışması açısından optimizasyon gerekiyor, hem de biraz daha onun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Attention'ı direkt bizim ilk oluşturduğumuz doküman ve Word grafında nasıl kullanabiliriz diye. O yüzden şu anda sadece citation datası üzerinde oluşturduk. Bu da aslında attention layer'in multi-head hali. Sadece görsel olarak koymuşuz buraya. Yani komşulardan aldığı feature'ları bütün head'lerden weighted sum yaparak ortadaki target node'un yeni feature olarak buluyor. Bu şekilde devam ediyor. Evaluation kısmını da belki bırakıyorum. Sonuç olarak neler yaptık? Hani implementasyonu neler yaptık? Onlardan biraz bahsedeceğim. Başta işte pre-processing kısmında datayı temizledik. İşte rare ve stop word'leri attık klasik bir şekilde. Sonra bir shuffle'lama işlemi yaptık. Bunların hepsi GCN'de tabii. Tek GCN'de. Tek GCN'de biz grafı kendimiz oluşturuyoruz. Yani önceden hani hiçbir word'un arasında ya da işte dokun arasında bir ilişki varsaymıyoruz. O yüzden de PMI ve TF-IDF kullanıyoruz. Güneykan'ın söylediği gibi. Tabii bu komşuluk matrisi için. Onun dışında da işte training, test bölmeleri vesaire yapıyoruz. GUT'ı da aynı şekilde implement ettik. Burada işte önemli olan attention coefficient'larını öğrenmesi. Bu birazcık daha uzun süren, birazcık daha optimize edilmesi gereken bir koddu. Bunun üstünde çalıştık. Bunun ikisinin bir harmanlamasını yapmaya çalıştık. Buradaki işte amacımız da şuydu aslında. GUT'ın sonucunda elde edilen yeni feature'ları GCN'e aktarıp o feature'larla işte Word feature'larla, doc feature'larla yeniden bir model eğitmek ve onun sonucunu almak. Ama bunda hani iyi bir accuracy almadık bu yöntemde. Sonuçlardan biraz bahsetmek istiyorum. Datasetlerimiz 8 tane. Aslında ilk 5 tanesi GCN'de kullanılan, paper'da bahsedilen datasetler. Son 3 tanesi citation datasetleri GUT üzerinde. İşte ilk 5 tanesinin doc şeyi yok. Bağlantısı yok. Bunlar işte çeşitli haberlerin konuları üzerine ya da movie review'lar üzerine, ondan sonra işte o tarz datalar var. Son 3 dataset de citation dataları, yani doc arasının ilişki olduğu, işte atıf ilişkisi olduğu datasetler ve biraz büyük datasetler. Sonuçları aldığımızda şimdi 2017'de Kip ve Wehling'in GCN'i tanıttıkları bir paper var. Onu zaten baz alarak tek GCN ortaya çıkıyor. Semi-supervised oluyor çünkü Word'lerin bir label'ı yok ama işte doc'ların bir label'ı var. Burada ilginç sonuçlar elde ettik aslında. Core, Citeseer ve PubMed'i sadece GUT'da kullanılan datasetlerdi. Biz bu datasetleri dönüştürüp tek GCN tarafından kullanılabilir hale getirip sonuçlar aldık. İşte Kora'da tek GCN'de daha düşük bir şey aldık, accuracy aldık. Citeseer'da yaklaşık hani GUT'ın aldığı en iyi değere yakın biraz fazla, biraz az değerler aldık.
Ama PubMed'de büyük bir kazanç, yani %6, %5 gibi bir fazla sonuç elde ettik. Ve hani bu sadece Word'ler arasındaki ilişkilere, yani Word'ler arasında ve Word-Doc arasında ilişkiye bakıyor. Yani Doc-Doc arasında bir ilişkiyi içine sokmuyoruz. Yani buna rağmen çok daha iyi bir accuracy aldık. GCN'de bu 5 dataset'i denediğimizde paper'daki gibi aynı sonuçları aynı şekilde aldık. Bir tek MR datasında bir miktar daha düşük geliyor sonuç. Ama diğerlerinde küçük de olsa artışlar var. Kodumuz GitHub'da şu an bulunuyor. Üstteki adresten erişebilirsiniz. Aşağıdaki adresi de yakın zamanda koyacağız GitHub'ın, Inzo'nun GitHub hesabına. Siz de inceleyip işte issue vesaire atabilirsiniz. Daha iyi olması için. Referanslarımız bu şekilde. Paper'lar. Teşekkür ederiz. Ayrıca biz Inzo'ya ilk defa katıldık. İlk defa bir Inzo programına katıldık. Güney Kan'da, Onur'da, ben de. O yüzden Inzo ekibine de çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabilirim. Alabiliriz. Chat'ten gelen sorular var aslında. Evin Pınar'ın bir sorusu var. Ben chat'i şu an göremiyorum. Ben okuyayım. Ya da Evin sen sormak istersen, sor istersen. Abi, merhaba. Merhaba Güney. Selam. Bu şey, grafiği oluştururken Word arasında bağlantılar, edge kurduk dediniz ya. O evet. Word'ler yani bir tek sentence'ın içindeki tüm Word'ler arasında bağlantı mı koydunuz? Yoksa hani sağına ve soluna olacak şekilde mi baktınız? Ha, o işte sağına soluna gibi bakmadık. Hani o şeydeki dokümandaki unique bütün kelimelere baktık. O işte tüm dokümanlardaki içindeki tüm dokümanların içindeki unique kelimelere bakıp oradan PMI hesapladık. Yani şey gibi LSTM gibi bir hani yakınına bakma gibi bir şey olmadı bu şekilde. Tek lokalite orada şeyden geliyor. Sadece PMI değerlerini oluştururken kayan sliding'inde olan geliyor sanırım. Aynen. Bu bile yeterli olmuş yani. Hani LSTM'nin geçmesine. Okey. Fatih el kaldırdı ama Fatma Hoca'nın da soruları var. Ben aslında o sonuçlardaki Cora ile PubMed arasındaki iki model arasındaki farkı nasıl açıklıyorsunuz onu merak ediyorum. Yani birinde GUT çok iyi çalışırken 7-8 yüzdeyle diğerinde GCN daha iyi çalışıyor. Onu baktığınız zaman... Bence ben onun modelle ilgili bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bence o dediğim gibi şu anda GUT'taki sonuç sadece citation datasından gelen sonuç. Fakat GCN'den gelen sonuç content'ı da kullanıyor. Yani ben onu sadece modele değil aslında ben onu dataya bağlıyorum. Onu soruyorum. Sadece citation olduğunda yani content'e bakmadığında ne demek bu? Attention çok önemli olmuyor mu demek? Nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz oradan? Conclusion ne yani? Yani ben o dataset'i aslında belki benden daha detaylı inceledi fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani citation olduğunda attention önemli olmuyor değil fakat citation datası content kadar informatif olmayabilir. Yani bir paper diğer paper cite etti bilgisi belki de içerdiği content'ten daha az önemli. İşler devreye giriyor. Okay. Evet. Ya, bence de hani bir şekilde... Yani mesela bir medical paper yani nasıl diyeyim uyduruyorum şu anda tamamen. Göz hastalıkla ilgili olan bir paper çok alakasız bir hastalıkla ilgili olan bir paper'a cite edebiliyor. Yani bu bilgi classification'ı bir tık bozuyor olabilir. Çünkü aslında content'e baktığınız zaman çok farklı şeyler ama birbirini cite etmiş bir şekilde. Acaba bu validate edilebilir mi? Bu tür bir conclusion biraz daha enforced bir şekilde validate edilebilir belki. İlginç bir conclusion çünkü. Bir de ekleme evet. Yapmak istiyorum. PubMed'de 3 tane class var, label var. Çok büyük bir dataset olmasına rağmen. Yani bunun da bir etkisi olmuş olabilir. Hani Güneykan dediği gibi de bir şekilde kullanılan kelimelerin ortaklığı
aradaki atıf şeyine göre daha bir şekilde fazla çıkmış. Yani önemli çıkmış. Hani incelenebilir, bakılabilir. Biz çok bakamadık. Hani neden işte orada fazla çıktı gibi. Hani o şekilde inceleyebiliriz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fatih'in sorusunu alalım. Buyur Fatih. Çok kısa, ben yine sanıyorum zaman azalıyor. Elinize sağlık öncelikle. Şeyi düşündünüz mü veya şu yönde bir literatür var mı? Parse trees'i üzerinden bir graf ile encode etmek gibi veya onu classification için kullanmak gibi. Böyle bir şey düşündünüz mü veya böyle bir literatüre rastladınız mı? Şu ilk aşamada aslında grafın oluşturulma şeklini çok fazla araştırmadık. Yani var olan graf üzerinde accuracy'yi nasıl geliştirebiliriz? Ve attention'ın bunun üzerine ekleyebilir miyiz diye düşündük. Fakat evet, accuracy bu şekilde burada artmıyorsa farklı şekillerde hani bir graf oluşturmayı deneyebiliriz ama şu anda denemedik. Benim hatırladığım 2005 yılında 3LSTN diye bir şey vardı, Richard Social. Hatta Stanford Sentiment dataset'te ilk onu uyguluyordu. Ama graph convolutional network'le nasıl olur? Benim bildiğim kadarıyla yok. Hani belki de denemeyi düşünebilirsiniz. Evet, deneyebiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Haksızlık olmasın. Furkan Gürsoy. Furkan, sesli sormak ister misin? Chat'ten hemen okuyalım mı sorunu? Sesli sorabilirim. Bilmiyorum, duyabiliyor musunuz mikrofonu? Evet. Geliyor, geliyor. Okey. Abi not feature'ları nasıl generate etmişsiniz? Ben kaçırmış olabilirim. Randomly mi yoksa daha var olan bir network embedding metodunun sonuçları? One hot vector olarak initialize ediyoruz. İyiyse. O zaman şey feature size çok büyük olmuyor mu? Şu anda kaçtı belki, hatırlıyor musun feature size'ı? 300 olması lazım. Evet, 300. Aslında şöyle, randomlı initialize ediyoruz. Sadece komşuluk değerleri bulurken ki değerlerimiz TF-IDF ve PMI'den geliyor. Aslında hani şeyde yani default olarak işte şey word feature'lar ve doc feature'lar aslında şey geliyor. İşte random distribution'dan şey normal distribution'dan geliyor random olarak. O şekilde hani şey de yaptık. Mesela bir daha dictionary based bir word feature çıkarmayı denedik. Ondan sonra o word feature işte o word'leri içeren dokümanlar içinde onun içindeki unique word'lerin word feature'larının ortalamasını alarak bir model denedik. Mesela bu modelde büyük bir düşüş yakaladık. İşte %40-%50'lere düştü accuracy. O şekilde yani. Okey. Tamamdır. Teşekkürler. Tamamdır. Arkadaşlar, elinize sağlık. Güneykan, Berk, Onur.